17 günlük tam kapanmanın resmen başlamasıyla alkol satışının yasak olup olmadığı tartışılıyor. Hukukçulara göre içki satışının yasak olduğuna dair düzenleme yok. Bazıları zaten yasağı kafada bitirmiş durumda. TESK Başkanı'na göre olmayan yasağı konuşuyoruz. Kütahya Valiliği yasak diyor. Özetle alkol satışı tam anlamıyla bir muammaya döndü. Alkol satıyoruz mu satmıyor muyuz o da belli değil. Kim neye göre satıyor onu bilmiyorum yani. Kafalar da karışık. Kafalar karışık. Yasak mı değil mi? İçen de içmeyen de bunu merak ediyor. İçki satışının yasak olduğuna ilişkin bir düzenleme yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 17 günlük kapanmada tekel bayilerinin kapalı olacağını duyurmuştu. İşte o açıklama sonrası alkol satışının yasak olup olmadığı çok tartışıldı, çok konuşuldu. Aslında hukukçulara göre ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Tekel bayilerinden temin edemezler alkol ürünlerini. Çünkü tekel bayileri kapalı. Zincir marketlerden alkol temin etmek isteyen kişiler gidip alkol temin edebilir. Tekelcilerle ilgili bir federasyon varmış. Onun bir başkanı varmış. Satabilirsin demişler. Zincir marketleri satıyorlar. Ben bakalım açayım. İyi güzel de. Tekel bayi ne yiyecek? Tekel bayileri 17 gün boyunca zaten kapalı ama marketlerdeki satışta muammaya dönüştü. TESK Başkanı Bendevi Palandöken olmayan yasağı konuşuyoruz derken Tekel Bayileri Platformu Başkanı ise sosyal medya hesabından alkol satışı yasağının kalktığını yazdı. Genelgeyle alkol satışının yasaklanması da mümkün değil. Bir kanunla yapılması lazım. Marketlerin bazıları alkol satışını sürdürürken alkol satın alanlar da fişlerini paylaştı sosyal medyadan. Kütahya Valiliği ise 81 ilde alkol satışı kısıtlamasının sürdüğünü açıkladı. Aykırı hareket edenlere idari işlem yapılacağı vurgulandı. Tekel bayileri kapalı. Bir yer kapalı olunca oradan alkol temin edemezsin.